Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin ve İslam dünyasının bayramını tebrik ederek, Ramazan bayramının tüm gönüllere, hanelere, ülkemize ve İslam dünyasına huzur ve saadet getirmesini diliyorum dedi. Aziz vatandaşlarım, mübarek Ramazan bayramınızı yürekten tebrik ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan ayını nihayete erdirerek yeni umutlarla bir bayrama daha kavuştuk. Ramazan ayının sona erdiğini ve yeni umutlarla bayrama ulaşıldığını söyleyen Erdoğan, ülkemizde yaşanan terör olayları ve bölgemizde devam eden, hatta yenileri ortaya çıkan insani krizler sebebiyle bu Ramazan ayını da hüzünlü geçirdik dedi. Ülkemizde yaşanan terör olayları ve bölgemizde devam eden, hatta yenileri ortaya çıkan insani krizler sebebiyle bu Ramazan ayını da hüzünlü geçirdik. Bayramın huzur ve bereketinin tüm bu sıkıntıları geride bırakarak, birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürümemize vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Özellikle terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele veren güvenlik güçlerimizin başarıları millet olarak bizleri gururlandırmıştır. Dağlardan ovalara, mağaralardan en izbe köşelere kadar saklandıkları her yerde bulup hesap sordukları teröristlere dünyayı dar eden güvenlik güçlerimize milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bayramın huzur ve bereketinin tüm sıkıntıları geride bırakıp birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürünmesine vesile olması temennisinde bulunan Erdoğan, mesajının devamında şu sözlere yer verdi. Üzerinde yaşadığımız bu toprakları ecdadımız kanlarıyla yoğurarak bizlere vatan haline getirmiştir. Bize düşen kendimizden sonraki nesillere güçlü, müreffeh, istikrarlı, huzur ve güven içinde bir ülke bırakmaktır. Bunun için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bayram vesilesiyle bir hususu da sizlere özellikle hatırlatmak istiyorum. Sizlerden bayram tatilindeki yolculuklarınızda trafik kurallarına riayet etmenizi, uykusuz araç kullanmaktan ve aşırı hızdan kaçınmanızı özellikle rica ediyorum. Bunu sizler için rica ediyorum. Bayram sevincimizi lütfen acılarla gölgelemeyelim. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin, İslam dünyasının bu anlamlı bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Ramazan bayramının tüm gönüllere, hanelere, ülkemize ve İslam dünyasına huzur, saadet, selamet getirmesini diliyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Sivas Valisi Davut Gül ve Belediye Başkanı Sami Aydın, bayram namazını Ulu Cami'de kıldı. Baktığınız zaman hep malı artırıyordu. Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşıldı. Vali Davut Gül bayramın sevinçler getirdiğine vurgu yaparak, halkımızın bayramını kutluyorum. Ramazan bayramı tüm İslam alemine hayırlar getirsin dedi. Sevindirmek gerekiyor. Bu vesileyle ben bir kez daha bütün hemşehrilerimizin bayramını kutluyorum. Başkan Aydın da Ramazan bayramı başta Sivas olmak üzere tüm ülkede ve dünyada hayırlara vesile olsun. Bayram Müslüman aleminde olmak üzere dünyada kanın durmasına vesile olsun dedi. Sivas'ımız ve ülkemiz olarak hatta İslam alemi olarak savaşların durduğu, annelerin, çocukların ağlamadığı günlere vesile olmasını diliyorum, temenni ediyorum ve bütün İslam aleminin bayramını tekrar tebrik ediyorum. Bayram namazını kılmak isteyen yüzlerce kişi camilere akın etti. Yüzlerce insanın camide bayram namazı kılmak istemesiyle camiler dolup taştı. Allah rızası için Ramazan bayram namazını kılmaya uydum hazırlan imama yerini yedirttikten sonra Allahu Ekber deyip ilk tekbir aldıktan sonra Subhaneke duasını okuyoruz. Bunun akabinde 3 defa tekbirlerimizi alıyoruz. İmam Fatiha ve Zam-ı Sure ruku secdelerle ikinci rekatta kalkıyoruz. İkinci rekatta ilk önce Fatiha ve Zam-ı Sure ardından tekbirlerimizi üç defa tekbirlerimizi alıp ruku ve secdelerle inşallah
namazımızı tamamlıyoruz. Yaşlısı genci 7'den 70'e herkes sabah erken kalktı, Ramazan bayramına iştirak etmek için camilerin yolunu tuttu. Allahu Ekber! Yoğun kalabalıkta yer bulamayan vatandaşlarsa camilerin avlusunda bayram namazlarını kıldı. Aynı kıblede buluştuğumuz gibi, aynı peygamberle birleştiğimiz gibi, aynı kitaba inandığımız gibi kardeş olalım. Ayağımıza dolanan bu tuzakları bozalım. Bu sabahı bize bayram eden, günümüzü rahmetine gark eden Rabbimizin hatırını, her şeyi, cümle hatırların üzerinde tutalım. Tekbirlerle minbere çıkan imam, hutbede Ramazan bayramına girmenin mutluluğunu ve sevincini paylaştı. Bayramımız bayramımız mübarek olsun inşallah. Aziz müminler, bizler bu bayrama nice günlerden, nice iftarlardan, o nice sahurlardan sonra geldik. Bir ay oruç tuttuktan sonra neşenin, sevincin, huzurun eşiğine vardık. Hep birlikte aynı sofranın etrafında, aynı bekleyişin yolcusu olduk. Sevindik, sevindirdik. Sevindirildik topluca, bu aynı sevinçleri yüreklerimizde paylaştık. Müslümanlar olarak aynı çaresizliklerin, aynı kaderlerin halkası olduk. Aziz müminler, bu bayram huzur ve esenliğin bayramıdır. Bu bayram yeryüzünü ifsad edenlerin değil, ıslah edenlerin, felaha erenlerin bayramıdır inşallah. Birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajlarıyla küskünlerin, dargınların barıştığı bir bayram olmasını temenni etti. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, parçalanıp ölünmeyin emrine uyarak her türlü fitne, fesat ve tefrikanın karşısında duranların bayramı. Geliniz yüreklerin en ağır yükü olan o küskünlüklere son verelim. Sevincini içimizde hissedelim. Bayram coşkusunu gönüllerden gönüllere, evlerden evlere ulaştıralım inşallah. Son olarak minberden tekbirlerle inen imam bayram duası yaptırdı. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد. Kitabını kendimize minhac ettik. Biz yoktuk. Sen var ettin. Şaşırtma bizi, doğruyu söylet. Neşeni duyurt, hakikati öğret. Sen duyurmazsan biz duyamayız. Sen sevdirmezsen biz sevemeyiz. Sevdir bizi. Sevdin. Habibini kainata sevdirdin. Sivas Valisi Davut Gül, il protokol üyeleriyle bayramlaştı. Sivas Valisi Davut Gül, Allah'a şükür bir bayrama daha kavuştuk diyerek tüm Sivas halkının bayramını kutladı. Allah'a şükür bir bayrama daha kavuştuk. Allah nice bayramlar nasip etsin. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ise, Ramazan'ın ruhuna ve şanına uygun olarak yaşadık diyerek şunları kaydetti. Anlamına, şanına uygun yaşadığımız kanaatindeyim. Gerek fakirlerin, gerek yetimlerin sofrasında olduk. Zaman zaman farklı kesimlerle bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi en iyi şekilde
yansıtacak görüntüler ortaya koyduk. Bayramlaşmanın ardından Vali Gül, programına göre bayram ziyaretlerine devam etti. Ziyaretlere Vali Davut Gül ve eşi Gülden Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın ve eşi Yurda Gül Aydın, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Tugay Komutanı Mehmet Kip ve eşleriyle Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Özal katıldı. Huzurevi ziyareti sırasında huzurevi sakinlerinin açtığı sergiyi inceleyen protokol üyeleri daha sonra Sevgi Evi ziyaretine geçti. Sevgi Evi ve şehit ve gazi aileleri ziyaretleri basına kapalı olarak gerçekleşti. Ramazan süresince sizlerin evine konuk olan Sultanşehir'de iftar programı ilgiyle izlendi. Süleyman Güler moderatörlüğünde özel konukları, hocaları ve ilahi gruplarıyla Ramazan süresince sizlerin evlerine konuk olan ve ilgiyle izlenen Sultanşehir'de iftar programı dün veda etti. Gelmez sorucum elveda ya şehrin rahmet elveda. Elveda ya şehrin gufran elveda. Sultanşehir'de iftar programı moderatörü Süleyman Güler, dün son kez SRT ekranlarından halka seslenerek gösterilen ilgi ve desteğe teşekkür etti. Hakikaten tam 29 gün boyunca bizim kahramanımızı çektiniz. Evlerinize, hanelerinize misafir olduk. Bizi evlerinize, hanelerinize misafir ettiniz. Tabii zaman zaman sürçülisanlarımız olmuş olabilir. Farkına varmadan belki kasti bir şeyimiz kesinlikle yoktur ama sizi üzecek ya da kıracak bir durum söz konusu olduysa ben hem konuklarım adına hem de kendi adıma çok çok özür diliyorum, helallik istiyorum efendim. Bu yayının gerçekleşmesinde gerçekten de siz kameranın önünde bizi görüyorsunuz ama kameranın arkasında iftar saatinde bile, ezan okunduktan sonra bile çekimine devam eden, buradaki işlerini yürüten çok değerli ekibim var. İşte İsmet kardeşim başta olmak üzere, İsmet Yılmaz kardeşime, Cengiz Han kardeşime, ana kumandadaki Cengiz Han kardeşime, Simge kardeşime, Sefa kardeşime, Fazlı kardeşime, tabii emeği geçen birçok kardeşim var ama şu an isimlerini hatırladığım bunlar. Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Hasdemir'e, Kemal Çağlayan abimize çok çok teşekkür ediyorum. Yani yayında yapımda emeği geçen SRT ekibine çok teşekkür ediyorum. Tabii özellikle gerçekten İsmet kardeşim çok büyük hakkı geçti. Kendinden de huzurlarınızda helallik diliyorum. Benden yana helal olsun. Allah razı olsun. Rabbim inşallah ecrini, mükafatını verecek diye düşünüyorum. Çünkü biz burada bu işleri sadece aldığımız ücret için yapmıyoruz. Kesinlikle bundan emin olabilirsiniz. Efendim hep hakkınızı helal edin. Bizden yana da helal olsun. Hepinize hayırlı, huzurlu bayramlar diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Görüşmek temennisiyle. Allah'a ısmarladık efendim. Türkiye genelinde bayram dolayısıyla huzur güven operasyonu yapıldı. Operasyon Sivas'ta 271 personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Uygulama Sivas'ta 24 Haziran 2017 tarihinde 13 ila 19 saatleri arasında yapıldı. Yapılan denetimlerde 3701 şahıs ve 1198 araç sorgulandı. Bir şahsa ruhsatsız av tüfeği ve 101 adet fişek bulundurmaktan cezai işlem uygulandı. Denetimde 64 araca toplam 21.736 TL para cezası kesilirken 9 araçsa trafikten men edildi. Sivas'ta yurt dışından getirdiği otomobiline sahte plaka takarak kullanan SG, polis tarafından gözaltına alındı. Sivas'ta dün akşam saatlerinde Ali Baba mahallesinde sivil trafik ekiplerinin yaptığı denetimde şüphe üzerine 58 GLM 58 plakalı araç durduruldu. Yapılan kontrollerde aracın Gürcistan'dan getirildiği ve sahte plakayla Türkiye'de kullanıldığı tespit edildi. Otomobil sürücüsü SG gözaltına alınarak Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereği 5.285 TL para cezasına çarptırıldı. Araç trafik ekipleri tarafından otoparka çekilirken şüpheli SG ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Ramazan bayramında tatlı tüketimi ikramlarla birlikte artıyor. Şeker hastaları kadar sağlıklı kişilerin de bu dönemde şeker tüketimine dikkat etmeli gerekiyor. Diyetisyen Özge Karaba, Ramazan ayında dinlenen vücudu çok yormamak adına sağlıklı beslenmek gerektiğini belirterek açıklama yaptı. Bayramların en güzel yanı tabii ki geniş ve hep birlikte yenilen yemeklerdir. Tabii ki bayramlarda biraz daha tüketim
çok daha fazla ağır oluyor. Ramazan ayında dinlenen vücudumuzu çok yormamak adına tabii ki yine sağlıklı beslenme kurallarına dikkat etmeliyiz. Kronik hastalığı olan kişilerin bayramda da çok dikkatli olması için uyarılarda bulunan Karabağ şunları kaydetti. Ramazan bayramında ilk yapmamız gereken şey hafif bir kahvaltıyla güne başlamak ve yine sağlıklı beslenme kurallarını yerine getirmeliyiz. En fazla söylediğimiz, her zaman söylediğimiz şey de tabii ki ara ve ana öğünlerdir. Ara öğünler tüketerek Ramazan ayında yavaşlayan metabolizmamızı daha hızlandırabiliriz. Yine 5 veya 6 öğün tüketmemiz gerekiyor bu dönemde de. Ramazan ayı boyunca tabii ki vücudumuz biraz susuz kaldı. Ramazan bayramı ile birlikte su tüketimini artırarak biraz daha vücudun azalan su dengesini artırabiliriz. 58.500 çeşit ürünle STM mağazaları spor haberlerini sunar. Sivas Spor Kulüp Başkanı Mecnun Ot Yakmaz, Ramazan bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Ot Yakmaz mesajında şu ifadeleri kullandı. Bayramlar milletimizi birbirine kuvvetli duygularla bağlayan, bereketiyle hepimizi kuşatan en anlamlı ve özel günlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin, ulusumuzun, şehrimizin, camiamızın, taraftarlarımızın ve spor kamuoyunun Ramazan bayramını kutluyor, gelecek her günün bayram sevinci, huzuru ve mutluluğuyla dolu olmasını diliyorum. Sivas Belediyespor Kulüp Başkanı Hasan Karaman, Ramazan Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Milli ve dini günlerimizin, milletimizin birlik ve beraberliğini artırdığını belirten Karaman, Ramazan Bayramı vesilesiyle vatanımızın bölünmez bütünlüğü, vatan, millet, bayrak ve ezan gibi mukaddesatımızın uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diledi. Başkan Karaman, Sivas Belediyespor Yönetim Kurulu adına İslam aleminin ve Sivas halkının Ramazan Bayramı'nı tebrik ederim. Hayırlara vesile olmasını dilerim dedi. ...58.500 çeşit ürünle STM mağazaları spor haberlerini sundu.